Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili misafirlerimiz, okulumuzun gerçekleştirdiği 4. Dürtek Bilim Fuarı'na hoş geldiniz. Okulumuz Çerkez ve Kapaklı ve Saray ilçelerinden olmak üzere toplam 75 öğrenciye eğitim vermektedir. Okulumuzun amacı öğrencilerimizi toplumsal yaşama ve mesleki eğitim hayatına donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı bu yaratıcılığı ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bugün okulumuz için ayrı bir dönem taşımaktadır. Bugün engellerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Dünya Engeller Günü olarak ilan edilmiştir. Bu özel günümüzde engelleri aşmada aramızda engel yok diyerek çıktığımız eğitim yolculuğunun bir başarı öyküsü olarak öğrencilerimizin elleriyle, yürekleriyle ve gönülleriyle yapmış oldukları en özel projeleri sizlere sunmuş olacağız. Bugünün farkındalığını artırmak için elimizden ne geliyorsa kendi ölçeğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde de çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Şimdi ikincisi oldu. Bu okulumuzun 4006 bilim fuarını gerçekleştirmeleri ve projeleri ortaya koymaları gerçekten bugüne hasta çok çok önem arz ediyor. Çok çok bence farklılık arz ediyor. Böyle engelleri aşarak bu çocuklarımız 4006 bilim fuarında projeleri ortaya koymuşlarsa gerçekten takdire şayan bir değer bu benim için. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi kutluyorum. Okul müdürümüzü kutluyorum. Böyle başarılarla kendilerinden söz ettirdikleri takdirde insanların o maalesef kafalarında oluşmuş olan engelleri hep birlikte aşmaya gayret etmiş, katkı sağlamış oluruz. Tamam, kızımız başlamış diyor. Ha bakalım, bu da sende hatıra kalsın. Bu benden sana hatıra kalsın. Bunu almayacaksınız ha. Bu çocuğumuzda kalacak. Tamam. Hadi bakalım. Bu dönemde 2. sınıfta olarak düşündüm. Hem oyun, proje olarak yaptım, düşündüm. Hem oyun oynayacaksın öğrenciler, hem de yakam taşı. Hem oyun oynayacak. Hem de sayıları öğrenecek. Evet. Öğrenmiş olacak. Malzeme doğal hiçbir kimya. Şey diyebilir miyiz? Eğlenceli. Eğlenceli. Proje, eğlenceli eğitim. Evet, yaparak yaşayarak öğrenmek evet, olarak evet, daha başlıyor. Kim nasıl madde kullanılır hepsi doğa şekilde. Öyle mi? Boya doğa şekilde hepsi bütün malzememiz. Kontibedak malzeme. Kabela kullanılır. Kesimleri doğa hızın parası yaşayarak var. Evet. Bakanlık ödeneğiyle kurduk. Hocalarımızdan bildiğiniz. İki tane sınıfımız var. 9. sınıflar ve 12. sınıflarımız var. Şu gördüğünüz ürünlerin tamamı öğrencilerimiz tarafından üretilmiştir. Kullandığımız malzemenin tamamı ahşap. Herhangi bir kimyasal malzeme olmadan kullanıyoruz. Boyalarımız yine akrilik boyalar. Yani bu tozdan, kimyasallardan etkilenmesin diye uğraşıyoruz. Çocuklarımız etkilenmesin diye uğraşıyoruz. Engelleri aşarak, altını çizerek söylüyoruz. Engelleri aşarak bu güzel hediyeyi bana takdim ediyorlar. Kendileri yapmış el emeği, göz nuru. Ben bu çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Engelleri aştığınız için. Bize engelleri aşarak da aynı zamanda bizlere, biz büyüklerine ders veriyorlar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca çok değerli öğretmenlerine, okul müdürlerine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çocuklarımızı böyle üretken hale, engeli aşacak hale getiriyorlar. Onlara çok iyi eğitim veriyorlar. O yüzden yavrularımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bunu kalemle çizdiniz, öyle mi? Aa, ne kadar güzel. Aa, çok emek ister bu. Bayağı bir emek vermişsinizdir buna. Değil mi? Ondan sonra... Sonra böyle desen veriyorsunuz, böyle çıkartıyorsunuz. Ne kadar? Sonra da üçüne değiştiriyoruz.